Herkese merhaba, mutlu cumartesileri, mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Evet, her cumartesi olduğu gibi sizin soru ve yorumlarınızı ben dillendireceğim. Murat Bey de karşımızda, yanıtlarını da Murat Bey'den alacağız. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları, merhaba sevgili efendim. Evet, ilk izleyicimize başlayalım. Sinan Tanımaz şöyle diyor. Murat Bey'in verdiği örnekler gerçekten muazzam. Murat Bey'e bir sorum olacak. Yorumunu çok merak ediyorum. Mevduat gelirine %40 vergi koyabilme yetkisi hakkında ne düşünüyor? Olası bir devalüasyon için emniyet şibobu mu acaba demiş. Teşekkürler, başarılar da dilemiş. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olsun iltifat etmiş. Şimdi zaten mevduattan elde ettiğim faiz gelirleri veya işte kur kazançları vergiye tabi. Şirketler için dövizden elde ettiğim faiz kazancı da vergiye tabi. Bu kazançları %40'a kadar arttırma yetkisi verildi. Yani tabi para yok. Ne yapacak? Ya yeni vergi salacak ya vergileri arttıracak. Yapacak bir şey yok. Dikkatli olmak lazım. Ama burada söz konusu olan şey şu, bizim vatandaşımız enflasyona karşı servetini, nakdini nasıl koruyacağını çok iyi bilir. Yaş tahtaya kolay kolay basmaz çünkü çok uzun yüzyıllardır devletin enflasyonla kendini vergilendirmesine alışıktır. Koruma yöntemlerini de bilir. Doğru. Peki Sinan Bey'den Murat Bey'e geçelim. Murat Çorumlu da şöyle diyor. Moratoryuma giderse ne tür uygulamalar görür? Ya şimdi moratorium tabii iki türlü moratorium olabilir. Bir moratoriuma gidip borçlarımı ödeyemiyorum der. Ama oturur anlaşılır. İşte borçlarda vade uzatılır, faiz düşürülür. Bir takım borçlarda kesinti yapılabilir. Borçların dönmesi için işte IMF gibi yapılardan ek kaynak alınabilir. Bu şeydir, ılımlı bir moratoriumdur. Ama mesela 1881'de Abdülhamit'in moratoriumu gibi bir moratorium ilan edersen yabancı gelir, senin bütün vergi gelirlerine çöker. İşte reji idaresini kurarlar. Osmanlı'nın en kıymetli ürünü tütündü. Bütün tütün gelirine çöktüler. Ve işte tütün savaşları çıktı diyebiliriz. Çünkü 60 bin kişiyi öldürdü reji kolcuları bu vergiyi tahsil edebilmek için. Yani kendi tarlanda yetiştirdiğin tütünü anan, bacın, karın ipe dizip kurutuyor. Bunu götürüp rejiye, rejinin belirlediği fiyattan teslim etmek zorundasın. Kendi sigara tütününü bile ayıramıyorsun. Yani yarım kilo tütünü ayırdı diye alnının şakından vurulup öldürülen bir sürü insan var. Yani bizim şu çok meşhur Çökertme türküsü var ya, işte o Çökertme türküsü reji kolcularıyla çatışan tütün köylüsünün hikayesini anlatıyor. O yüzden bu tip bu vehabete de ulaşabilir. İşte yakın tarihte Cumhuriyet döneminde 1958'de Adnan Menderes moratorium ilan etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde işte saçma sapan harcamalara gitti. Sonra ödeyemez hale geldi. Ne oldu? Türkiye gitti Amerika'nın kucağına oturdu tabiri caizse. O yüzden IMF para verdi, OECD para verdi, ABD para verdi. O saatten sonra da Türkiye Amerika'nın dümen suyundan hiç çıkamadı. Bağımsızlığını yitirdi. Yani Abdülhamit de önce ekonomik bağımsızlığını yitirdi, sonra siyasi ve en nihayet askeri bağımsızlığını yitirdi Osmanlı. Peki Murat Bey'den sonra Kurtçebe Osman şöyle diyor, Osman Bey. Murat Bey, ben size burada daha evvel defalarca yazmıştım. Amerika'da gerçek enflasyonu açıklamıyor diye. Aynı Türkiye gibi birinci, ancak şu an mızrak çuvalı sığmıyor. Bizimkiler gibi iyice yüzsüz olmadığı için Amerikalılar artık yol kalmadı. Doğruya dönmek zorunda kaldılar diyor Osman Bey. Şimdi Amerika'da gerçek enflasyonu açıklamıyorlar iddiası ne kadar gerçekçi emin değilim. Çünkü Amerika'da bu tip göstergeler çok ciddi takip edilir ve bu tip göstergelerde sahtekarlık yaptığın zaman da çok ciddi hukuki cezaları vardır. Yani yatırımcının bir, yani şöyle düşün, McDonald's mağazasında yerler paspas yapılmış, ayağın kayıyor, düşüyorsun, bir yerini kırıyorsun, milyonlarca dolar tazminat kazanıyorsun. Ne o? İşte oraya uyarı levhası koymadın diye. Şimdi koskoca bir ekonomide sen
bu göstergeyi yanlış açıklarsam bir sürü yatırımcı öyle bir dava açar ki kimse altından kalkamaz ve şahsi dava açar. Yani oradaki istatistikleri belirleyen kuruma kimse altından kalkamaz. Yani bu işler kolay değil. Amerika gibi hukuk ülkeleri. Şimdi Amerika ile ilgili bizde birçok yanlış kanı vardır. Halkın kafasında birçok fikir vardır. Demokratik ülkelerde, hukukun çalıştığı ülkelerde bu işleri yapmak kolay değildir. Peki. Yani, örnek vereyim Amerika ile ilgili. Bu Bill Clinton, Monica Lewinsky skandalını herkes hatırlar. Bill Clinton az kaldı, az dediliyordu. Yalan söylediği için. Amerika'da bu işler bu kadar ciddidir. Yani bir başkanı yalan söyledi diye şahsi bir konuda azletmeye kadar götürüyorsa sen istatistik konusunda işte şey yapan, hesap kitap yapan adamları ne yaparsın? O duvarını düşünüyor. Ama evet. Türkiye'de öyle değil tabii. Peki. Osman Bey'den sonra Erol Bey'e geçiyoruz. Erol Z şöyle diyor. Murat Bey, para bulamazlarsa veya para yeterince gelmezse doları bu şekilde 1-2 yıl daha enflasyon altında tutabilirler mi? Ve 2024'te jeopolitik riskler sonun başlangıcını tetikler mi? Ki bu ons altını 2650-3000 dolar yapar mı diye soruyorum diyor Erol Bey. Şimdi yani Türkiye'de kurları baskılayabilmek için alınabilecek tedbirler var. Yani işte dövizlere el koymaktan ithalat kısıtlamaları getirmeye kadar işte sabit kur rejimine dönmeye kadar birçok tedbir var. Yani bunları yaparlar yapmazlar bilemiyorum. Serbest piyasadan çıkabilirler mi? Çıkabilirler. Ama bunları bilemiyorum. Yani bugünkü koşullarda bunları yapmak kolay görünmüyor. Geçmişte bizde işte serbest kur rejimi yoktu. Türk lirasını Türk lirası dışında para birimi kullanmak yasaktı. O zaman da ne oluyordu? O zaman bile devletin gücü yetmiyordu. Zaman zaman devalüasyon yapmak zorunda kalıyorlar. Onun için sabit tutmak çok kolay değil. Yani sabit tutarlarsa bu sefer bela daha çok büyür. İşte ne olur? İthalat patlar. Eğer yasaklamazsan ihracat artmaz. Yani daha kaotik bir şey olur. Ne yapacaklarını göreceğiz. Ama şunu da unutmayın, yani Mart seçimleri geçtikten sonra 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Şimdi kuru baskılamalarının temel sebebi halk enflasyon, halk ekonomik kriz var, enflasyon yükseliyor algısı yaşamasın diye kuru baskılıyorlar. Niye? İşte halk kriz algısı olursa bize oy vermez diye korkuyorlar. Ama ondan sonra 31 Mart sonrası 4 yıl seçim yok. Bu baskı kalkacak. Evet. Onun için bence kurları baskılamak yerine serbest bırakma olasılıkları daha güçlü. 2024 yılı jeopolitik kırılmaların olabileceği bir yıl. İşte hiç durduk yere mesela İran'la Pakistan birbirlerine roket atmaya başladılar. Balistik füze saldırıları var. İran, Erbil'de yani Irak'ta Amerika ve İsrail'e ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurdu. Anladığım kadarıyla Ukrayna Savaşı'nda sıkışan Rusya, dünyanın başını belaya sokmakla tehdit ederek dünyadaki gelişmiş ülkeleri bu işten sıyrılmaya çalışıyor. Bunun içinde piyon olan işte İran ve İran'ın kontrol ettiği piyon devletler, piyon örgütleri kullanıyor. Yani bir vekalet savaşı yürütüyor. Gelişmiş ülkeler buna teslim olacaklar mı? Emin değilim. Çünkü bugün Putin Hitler'e dönüşmüş vaziyette. Yani emperyalist hayaller kuruyor ve bunları da açıkça söylüyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'le uzlaşmaya çalışan Batı 50-60 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan bir savaş yaşadı. Bir daha böyle bir olaya izin verir mi? Emin değilim. Ben dirayetle hareket edeceklerini düşünüyorum. Ama dikkatli olmalı. Bu durumda altın ne olacak? Bir de onu soralım. Onu da sormak yani iyi olur. Savaş demek altının yükselmesi demektir. Savaş demek enflasyon demektir. Çünkü hükümetler savaşın maliyetlerini karşılayabilmek için her zaman yeni vergiler koyarlar. Servet vergileri dahil. İki, işte borçlanmaya çalışırlar. Bu da paranın değerini düşürür. Yetmez çünkü harcamalar, para basarak karşılarlar ve en nihayetinde altın hep değer kazanır.
diyelim. Son izleyicimiz Erol Bey'e de yanıtımı vermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.